Tam da Sedat Peker Türkiye'den Suriye'ye giden tırlarla El Nusra'ya silah taşındığını itiraf edip bizi doğrulamıştı ki benim kırmızı bültenle aranma haberim patladı. MİT tırları haberinden ötürü zaten 27,5 yıl hapis cezası almıştım. Dosyada Yargıtay'a gitmişti. E nereden çıktı şimdi yeniden yakalama emri? Açıklayayım. Ben Almanya'ya geldikten sonra o tırlarda ne olduğunu bir kez daha kendi YouTube kanalımda anlatmıştım. Duyarlı bir vatandaş o videoyu beğenmemiş, savcılığa şikayet etmiş. Savcılık da fırsat arıyor zaten, hemen yeni bir dava açmış. E hakim de fırsat bu fırsat deyip yeni bir yakalama kararı çıkartmış. Bu üçüncü mü, dördüncü mü bilmiyorum artık. Her seferinde son dakika diye giriyor haberlere, ekranda kırmızı altyazılar belirliyor. Her seferinde eşin dostun yüreği ağzına geliyor. Her seferinde de aynı şeyi yeniden açıklamak zorunda kalıyorum. Bu bir yakalama kararı. Türk mahkemelerinin kırmızı bülten çıkarma yetkisi yok. Onlar sadece Adalet Bakanlığı'ndan Interpol'e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebiliyorlar. Bakanlık mahkeme kararını Interpol'e iletiyor. Interpol gelen talebi inceliyor ve tabii burada bir suç olmadığını, yapılanın bir gazetecilik faaliyeti olduğunu, Erdoğan'ın Interpol'ü kullanarak kendi muhaliflerini cezalandırmak istediğini hemen anlıyor. O yüzden de gelen bu talepleri direkt çöpe atıyor. Türk hükümetinin bu tuzağını fark ettiği için Interpol şimdiye kadar Türkiye'nin 1064 iade talebini geri çevirmiş. Darbe girişiminden bu yana sadece Gülenci olmakla suçlanan 773 kişi hakkındaki kırmızı bülten talebi reddedilmiş. Türkiye'nin sapla samanı karıştırması ve hükümetin hukuku hiçe sayması yüzünden kimi katiller, uyuşturucu kaçakçıları ya da darbeciler de kırmızı bültene giremiyor. Gerçek suçluların kırmızı bültenle aranması da sekteye uğruyor. Türkiye bir de bu yıl Interpol'ün genel kurul toplantısına ev sahipliği yapacak. Büyük ihtimalle orada Türk yetkililer Interpol yetkililerine neden kırmızı bülten başvurularının reddedildiğini soracaklar. Onlar da hepimizin bildiği cevabı verecek. E ülkenizde hukuk yok da ondan. Siyasi muhaliflerinizi cezalandırmak için bizi kötüye kullandığınızın farkındayız da ondan. Türkiye için utanç verici olan bu oyun yakında bitecek. Ve göreceksiniz bir süre sonra Interpol'ün kırmızı bültenleri onu kendi iktidarını sağlamlaştırmak için kötüye kullananların isimleriyle dolacak.